Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok böyle işinize yarayacak belki arkadaş ortamlarınızda çalarken veya öyle kendi kendinize takılırken birçok şekilde işinize yarayacak veya böyle çok matah bir şey yapıyormuş hissi verecek bir İspanyol tarzı yani flamenco tarzında size birkaç tane akor göstermek istiyorum. Basışları çok zor değil ama biraz pratik yapmakla alakalı. Aslında ben bu akor çeşitlerini birçok şarkımda cover olarak icra ederken kullanıyorum. Çok güzel tadı tuzu oluyor. Çok güzel süsleme akorları oluyor arkadaşlar. Bunları böyle chord progression olarak bugün size göstereceğim. Bir tane net göstereceğim. Bir tane de arpejle göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani iki tane akor dizilimi göstermek istiyorum bugün sizlere. Şimdi dersimize geçmeden önce eğer bu kayıt hoşunuza giderse veya yararlı olursa bu kaydı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve de bildirimleri açmak bassanız çok 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 sevinirim. Şimdi birinci chord progression yani birinci akor dizilimini göstermek istiyorum. Önce normal göstereyim. Hangisiydi bu? Aslında çok iyi bildiniz. La sol fa mi yani la minör sol, fa ve de mi majör. Mesela bunun hiç böyle natural basarken bile flamenco ritimde çok güzel oluyor aslında. Birazdan göstereceğim arkadaşlar. Yani dediğim gibi aslında la sol fa mi çok fazla İspanyol vari bir zaten akor dizilimi çok da güzel oluyor. Şimdi bunu birazcık süsleyeceğiz. Bak dediğim gibi basılışları çok zor değil. Şimdi birinci akorumuz neydi? La minördü. Bunu la minör at 9. Şu anda zaten diyagramını görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel böyle puslu bir sesi var. Yani buradan la değil de şuradan si alıyoruz serçe parmağımızla. Çok güzel tınısı var. İkinci akorumuz neydi? Soldü. Buradaki serçe parmağımızı kaldırıyoruz. Sol almıyoruz da işaret parmağımızla birinci tel, birinci perdeden fa alıyoruz. Bu da sol 7. G 7 diye yazılır arkadaşlar. Bunu ben bareli de basabiliyorum arkadaşım diyorsanız şu şekilde de basabilirsiniz. Normalde sol buydu. Sadece serçe parmağımızı kaldırıyoruz. Ya böyle basabilirsiniz ya da bu şekilde. Fa'yı nasıl değiştireceğiz? Fa'yı arkadaşlar aslında bare basmaktan daha kolay olacak. Normalde bare ile burada en üst ve en alt iki tele bası uyguluyoruz normalde. Biz burada sadece en üst. Yani bir ve ikinci teller boş arkadaşlar. Boş. Bunun da adı Fm7 diyez 11 diye geçiyor ama çok önemli değil bunun ismi. Dediğim gibi burada bare basmıyorsunuz da sadece bare parmağınızla 6. tel 1. perdeden sadece fa alıyoruz. Ve son akorumuzsa mi majördü. Burada da yüzük parmağımızla buradan mi değil de 4. tel 3. perdeden bir fa alıyoruz. Bu değil. Bu bir yanı. Şöyle de basabilirsiniz. Şöyle de basabilirsiniz. Şimdi bunu bir çalalım. Bakalım nasıl gelecek kulağa. Biraz hızlanalım. Böyle süslemeler yapabiliriz. Yani buradan E bemol 9 akorun adı da böyle tekrar bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu mesela arpejle yapalım mesela. Aslında bunun tadı en güzel şeyde çıkıyor arkadaşlar. Şimdi İspanyol tarzı bir gam var. Phrygian mod deniliyor. Aslında bu dersin konusu değil. Şu anda hiçbir şekilde göstermeyeceğim ama işte nasıldı? Yanlış çalıyor olabilirim. Yok.
gibi böyle. Bunları sonra göstereceğim arkadaşlar. Şimdi dersin konusu değil. Aslında bunlarla çok güzel oluyor. Gibisinden. Bu birinci akor dizilimimizdi. Yani La minör A9, Sol 7, F maj 7 diyez 11 yanlış hatırlamıyorsam ve de EB9. Aslında EB9 yani şu pozisyon var ya aslında bizim neydi miydi? Bunu bir yana kaydırıyoruz. Aslında birçok bareli bu pozisyonu mesela şu an ben La majör basıyorum değil mi? Şimdi burada aslında az önceki pozisyonu nasıl elde edeceğim? Serçe parmağımı yarım ses kaydıracağım. Zaten direkt böyle bir durgunluk yani böyle bir hüzün akor oluyor B9 akorları. Hatta bunu bir yana kaydırın çok neşeli oluyor. Ya böyle bir gidişat var. Bunları zaman içerisinde arkadaşlar size göstermek istiyorum zaten. İkinci akor dizilimimiz ise ritimle değil arpejle çok güzel oluyor. Şimdi bu da önce bir normal göstereyim. Re minör, Do, Si bemol, BB ve de La majör. Bir yerden tanıdık geldi diye düşünüyorum size. Şimdi burada nasıl değiştireceğiz? Burada re minör ya bu. Sadece şu. Dördüncü del boş, del. Dördüncü tel boş. 3-3 boş. Diğer bir akorumuzsa sadece hiç bozmuyoruz arkadaşlar. Beşinci tel, üçüncü perdeden do alıyoruz sadece. Bakın hiç bozmadım. Diğer bir akorumuzsa beşinci tel, birinci perdeden si bemol. Ve de burada la değil de şuradan la değil de si bemol alıyoruz. Zaten farkındaysanız bütün bu dört akorda da ortak ses si bemol. Yani yüzük parmağımı hiç kaldırmıyorum farkındaysanız. Bunu nasıl bir arpejde yapabiliriz? Burada hep önemli olan arpejinizde si bemol tınlatmanız arkadaşlar. Çünkü o hüznü, o flamenco, o İspanyol hüznünü bu si bemol veriyor. Gibisinden. Dediğim gibi arkadaşlar aslında şöyle bakıldığında 8 tane farklı akor gördünüz şu anda. Bu sesler böyle İspanyol ritimlerini hatta neydi bir örnek göstereyim hatta. Mesela kimin diye? Ha Yaşar'ın bir parçası vardı ya işte. Hüzünler başıma vurdu yine. Sevgilin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında. Sana dair hasretim yüzyıllardan kalma. Aklımı kaçırıyorum bu cinnet akşamlarında. Mesela full la sol fa mi gidiyor. Kumralım da değil mi şarkının adı? Evet. Mesela bizim akorlarımızda yapalım. Hüzünler başıma vurdu yine. Mesela sol 7 uymuyor bence. Bunu normal sol basalım. Hüzünler başıma vurdu yine. Sevgilin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında. Sana dair hasretim yüzyıllardan kalma. Kımı kıcırıyorum bu cinnet akşamlarında. Orada her kimin neysen, normale dön. Sevgilin neysen, söyle kumralım ben adımı unuttum. Mem hatırlar mısın? Gözlerim ne renkti? Söyle kumralım benim adım ne? Gibisinden. Her ritmi soracaksınız arkadaşlar. Bu aslında biraz zamanlı olacak bir şey yani. Şöyle göstereyim. Şimdi ne yapıyor bu diyorsunuz? Şimdi aslında bu zaman olacak bir şey gibi ama şu şekilde yapabilirsiniz. Aşağı yukarı yukarı aşağı, aşağı yukarı yukarı aşağı. Ama bunu hızlı yapacaksınız. Müzik.
Mesela bu da çok güzeldir. Fa basıyorsunuz ya, hiç bara basmıyorsunuz. Gibisinden. Arkadaşlar bu biraz zamanlı olacak bir şey. Ama dediğim gibi bu akorlar sizin başlangıç seviyesi için çok önemli akorlar. Bunları böyle ritimlerle, arpejilerle çok güzel süsleyebilirsiniz. Ortamlarda da flamenco akorları bunlardır gibisinden de bazen satabilirsiniz. Dersim ondan ibaret arkadaşlar. Umarım sizlere yararlı olmuştur. Umarım ufak da olsa bir şeyler katmıştır. Diğer derslerde, diğer eğitim videolarında, diğer cover videolarında görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın ve tabii ki de müzikle kalın arkadaşlar. Bay bay.